Ton Ana Haber'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Simge Özden. Gelişmelerle ekranlarınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek sene Kasım ayı Erdoğan'ın 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. Erdoğan, 2,5 yılı geçirmeden ben kendime güveniyorum derse Kasım ayına kadar erken seçim yapmaya hazırız dedi. Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta yapılan CHP 20. Olağanüstü Kurultayı Ato Konseryum'da ikinci gün çalışmaları başladı. Kurultayın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Herkes parti 30 Mart tarihinde, 31 Mart tarihinde birinci parti oldu. Artık iktidar bizim hakkımız. Bir an önce seçimler olsun, bu iktidar değişsin istiyor. Bir asgari ücretlinin, dün hep konuştuk, çiftçilerin, esnafların, atanmayan öğretmenlerin, toplumun dertli tüm kesimlerinin, en çok da işsizlerinin ve gelecekten umutsuz gençlerinin bir seçim istemeleri, bir erken seçim istemeleri kadar doğal bir şey yok. Elbette %38 alınca hepimiz isteriz ki bu oyla bir erken seçim çağrısı yapalım. Ama o zaman kazandığımız gönülleri kırmak, güvenenleri pişman etmek tehlikesi vardı. O gece dedim ki bu seçim sonuçlarını araçsallaştırarak bir erken seçim talebinde bulunmayacağız. Ama dedim bu ülkenin sorunları var. Emeklisi, emekçisi, esnafı, çiftçisi, işsizi çare bekliyor. CHP olarak geçim olmazsa seçim olur dememiz boşa bir laf değildir diyen Özel sözlerine şöyle devam etti. Geçim olmazsa seçim olur dememiz boşa bir laf değildir. Erken seçim konusunda toplumda seçimin ertesi günü %25'lerde olan beklenti dün ve evveli gün gelen iki saygın anket şirketinin sonuçlarında %50'leri geçmiştir. Bu şartlar bize adım adım, adım adım artık bir sandığı getirecektir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi iradesi tamdır, tüm hazırlıkları da tam olmalıdır. Çanakkale halkının şirketi olarak bilinen ve Çanakkale ve Marmara Adalar deniz yollarında tekel konumunda olan ve yolcuyla feribot taşımacılığı yapan Gestaş'ın yıl içerisinde yaptığı üçüncü zamla adeta bıçağı kemiğe dayadı. Gelen tepkiler sonrasında attığı %10'luk geri adımda sadece adalara indirim yapması bir şaşkınlığa daha neden oldu. Kentin vekilleri ada halkı için birleşince günlük boğazdan geçiş yapmak zorunda olanların da aralarında olduğu Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu halkı çaresiz %40 zamma razı olmak zorunda kaldı. Çanakkale halkının şirketi olarak bilinen ve Çanakkale ve Marmara Adalar deniz yollarında tekel konumunda olan ve yolcuyla feribot taşımacılığı yapan Gestaş feribot seferlerinin ücret tarifelerine %40'lık zam yaptı. Tepkilerin ardından Cumhuriyet Halk Partili Bozcaada ve Gökçeada Belediye Başkanları'yla CHP milletvekilleri İsmet Güneşan ve Özgür Ceylan, Vali Ömer Toraman'ı ziyaret ederek mağduriyetlerini bir kez daha dile getirdi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman da Bozcaada ve Gökçeada'ya yaptığı ziyaretlerde şikayetleri dinledi. Çanakkale Valiliği Gestaş Yönetim Kurulu'nu yeniden topladı. Gestaş gelen tepkiler üzerine sadece Bozcaada, Gökçeada ve Güney Marmara hattında yapılan %40'lık zammı %10'a geri çekti. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir halkının ise esamesi bile okunmadı. Ücret tarifelerinde çevre illere göre orantısız bir fiyat politikası uygulayan ve maliyetler gerekçesiyle aldığı zam kararlarında maliyetlerini açıklamaktan imtina eden Gestaş, yılın 12 ayı geçiş yapmak zorunda olan eğitim, sağlık ya da iş için günlük karşıya geçmek zorunda olan 3 bölgenin halkı için geri adım atmadı. Kentin siyasi aktörleri de bu bölgelere adeta sırtını döndü. Üstelik son zamlarda Gelibolu'dan Keşan'a gitmek Çanakkale'ye gelmekten daha ucuz hale geldi. Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada mağduriyeti ve talepleri dile getirdiğini içeren resmi bir yazışma yaptığını, yazışmada enflasyona bağlı ortama aykırı fiyat tarifesini istatistiki verilere dayandırdığını ancak cevap alamadığını ifade etti. Ekonomik kriz ve değişen alışveriş alışkanlıkları vatandaşların kredi kartını hayatının her alanına soktu. Öyle ki artık camilerin tuvaletlerinde dahi kredi kartı kullanılabiliyor.
Değişen alışveriş alışkanlıkları ve ekonomik koşullar vatandaşları kredi kartını hayatın her alanında kullanmaya zorladı. Öyle ki önceki yıllarda camilerde bulunan tuvaletlerden alınan ücretler bozuk parayla ödenebiliyorken günümüzde kredi kartları kullanılmaya başlandı. Çanakkale'de bulunan bir umumi tuvalette de durum aynı. Kredi kartı geçersizdir yazıyor ancak bu yalnızca POS cihazının bozuk olmasından kaynaklı bir durum. Bizler de Çanakkalelilere kredi kartıyla yapmış oldukları en düşük ücretteki harcamalarını sorduk. Tuvalete girerken de 5 liramız olsun değil mi? Ama bazen tabii olmayabiliyor. Yolculukta bir kere karşılaşmıştım. O şekilde hani 5 lira bir kredi kartı geçmiştim tuvalet için. Su almış olabilirim. Yani 15 liraya bir su almıştım. Çikolata almıştım. 15 liraya bir çikolata almıştım. Günlük ihtiyacımız yani öyle diyeyim. Çektirmek zorunda kalıyoruz. Mecburiyetten kalıyoruz yani. Yoksa başka şeyimiz yok. Oldu. Sakız. Çektirdim. Hiç yoktu para. Yani tabii kutu sakız yani yine de hani sudan daha pahalı aslında düşündüğün zaman. Çektirdim. 15 TL. Sakızdı yani daha küçük olmadı hiç. En küçük sakız. Genelde kredi kartı. Genelde kredi kartı maalesef. Bazılarından almıyorum bile. İçimden diyorum başım gözümün sadakası olsun. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül pazartesi günü başlıyor. Veliler bu yılda %50 oranında artış gerçekleşen okul ürünlerini almakta zorluk çekti. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül pazartesi günü başlıyor. Veliler de okulların açılmasına az bir zaman kala son alışverişlerini yaptı. Geçen seneye oranla okul kıyafet ve eşyalarında %50 oranında bir artış gerçekleşti. Buna bağlı olarak alım gücü günden güne düşen vatandaş da alışveriş yapmakta zorlandı. Şimdi aldık, bugün alışveriş yaptık. Yani aslında her şey o kadar çok pahalı ki normal geldi bize açıkçası. Alıştık artık. Her şey çok pahalı olduğu için alıştık. Maddi olarak çok ciddi kaygımız var bizim. Yurtlar çok pahalanmış. Daha az önce, yarım saat önce konuştuk. Yani 25-30 bin liradan bahsediyorlar. Bir yurdun nasıl okuturuz bilmiyorum diye düşünüyorum. İki tane çocuğumuz var. O döneme geldiklerinde bayağı zorlanacağız. Hazır zaten. Geçen seneden de var. Hazırız. Fiyatlar yani yüksek. Şu an. İşte Allah'tan diğer çocuklarım vardı, bir tane takviye yaptık. Ya bir eşofman takımı 1200 lira gibi tuttu. Ya 3 parça tişört, sivit ve eşofman altı. Benim oğlum ilk sene gitti Turgut Reis ortaokulunda gelişmeye başladı. Hadis Silbaş'tan en son sene bir daha aldık. Ve çok fiyatları yüksekti. Ve bir sene giyebildi. Yani ondan sonra giymedi kaldı. Her sene de öyle oluyor. Yani ben okula başladıklarından beri sürekli 4 yılda bir, yani bir okulda okuyor, 2 defa 3 defa kıyafet alıyoruz çocuklara. Ama hani normal okul kıyafeti resmi olmazsa hani çocuğu eşofman takımı alırsın, bir şey alırsın, değiştirme imkanın olur, şey olur ama yok. Okul kıyafetleri bir de uçuyor yani. Acayip uçuyor. Ve sabit yerlerde var. Gidip oradan zorunlanmak zorundasın. Hani her yerde yok. Çanakkale'nin Çan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplandığı feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Çanakkale'den Çan istikametine seyir halinde olan Rıza Pamuk idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak Hurmaköy yakınlarında köprünün korkuluk bariyerlerine adeta ok gibi saplandı. Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada Nefiye Pamuk hayatını kaybederken sürücü Rıza Pamuk ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'in Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında savunmaları alınan 13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İzmir'in Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Avukatların savunmalarının ardından tutuklu sanıkların mütalaaya karşı görüşleri soruldu. Tutuklu sanık İSSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç'un avukatı dün duruşmaya katılan AK Parti ve MHP il başkanlarının duruşmadan sonra mahkeme başkanını ziyaret ettiğini ileri sürdü.
Mahkeme başkanı bu iddiaya tepki göstererek hiç kimseyle görüşmedim, değil 1 metre, 10 metre yakınıma gelmediler dedi. Verilen aranın ardından mahkeme başkanı dün ve bugünkü oturumlarda savunmaları tamamlanan tutuklu 13 sanık ve adli kontrol uygulanan 9 sanık hakkında ara kararını açıkladı. 13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin 8 sanığın da adli kontrollerinin devamına karar verildi. Ev hapsi uygulanan AE'nin ise hamile olması nedeniyle adli kontrolünün kaldırılmasına hükmedildi. Karara salondan tepki gösterilmesi üzerine mahkeme başkanı, 2024 yılında 2 kişi elektrik akımına kapılıp öldü. Saygı gösterin. Kimse kusurlu değil. Herkes işini layıkıyla yapmış ama 2 kişi öldü. Herkes bu dosyanın bilincinde hareket etsin dedi. Duruşmanın ardından maktullerin aileleri ve avukatlar İzmir Adliyesi önünde açıklama yaptı. Adalete güveniyorum. İnşallah cezalarını alacaklar. Teşekkür ederim. Türk adaletine güvenimiz sonsuzdur. Yani babaannemin durumu, dedemin durumu, hepsinin durumu belli. Hepimiz yani çok kötüyüz ama Türk adaletine güvenimiz sonsuz. Sizlerden de hepinizden Allah razı olsun. Sabahtan akşama buradasınız. Hepinizin emeği geçiyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrencilerin her daim yanında olan aileleri de yeni eğitim öğretim yılından beklentilerini Ton TV mikrofonlarıyla paylaştı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ilk dersin Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundular. 3 ay süren yaz tatilinde sona gelindi. Pazartesi günü milyonlarca öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlangıç yapacak. Öğrencilerin bu süreçte en büyük destekçileri ise ebeveynleri oldu. Okul alışverişleri yapıldı. Yeni sürece başlangıç için hazırlıklar tamamlandı. Ebeveynler yeni eğitim öğretim yılından dileklerini Ton TV mikrofonlarıyla paylaştı. Programımız biraz aksadı. Pazartesi başlayacaklar inşallah. Bir anne olarak tabii ki de benim için yorucu oluyor. Ben de okuyorum bu arada. Üniversite okuyorum, evet. Bakalım hayırlısı olur inşallah. 2024-2025 ilk öğretim, ortaokul, lise tüm öğrenciler için güzel bir yıl olmasını diliyorum. Yeni okul dönemi hepimiz için hayırlı olsun. Pazartesi günü açılıyor. İki çocuğumuz da okula gidecek. Birisi kreşe, diğeri ortaokula başlıyor. İnşallah güzel bir yıl olur hepimiz için. İyi geçsin bütün öğrenciler için. Haklarında hayırlısı olsun. Alışveriş pazartesi günü için. Yani belirli kurallar artık koydular. Daha çok şey yapıyorlar okullara. Bakalım göreceğiz bu senemiz nasıl geçecek. Bir tane var benim oğlum okuyacak olan. Liseye gidecek, bilişime. İnşallah hakkında hayırlısı olsun bütün öğrencilerine. Başka bir şey diyecek bir şeyim yok yani. Evet, başarılar diyorum tüm öğrencilere. Tüm velilere de Allah sabırlar versin, kolay değil. Milli Eğitim Bakanlığı ise eğitim öğretim yılının ilk dersiyle ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk haftasının ilk dersi Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi temasıyla işlenecek. Peki Çanakkale'li velilerin ilk dersle ilgili düşünceleri neler? Yani onlar için tabii ki de iyi dileklerde bulunmak istiyorum. İnşallah barış içinde yaşarlar. Güzel olur onlar için her şey. Yani bilemiyorum o konu hakkında. O bilmiyorlar ki şu anda. Bu konuyla ilgili bir bilgileri yok aslında. Böyle bir şey anlatmadık çünkü oturup daha fazla kaygılanmasınlar diye. Durum o kadar kötü ki. Çocuklar yeterince yıpranıyor zaten her konuda. Her şeyi gördüler. Pandemi gördüler, deprem gördüler. Çocuklar evde uyuyamaz oldu zaten. Bence çok doğru değil. Ekonomik kaygıları var. 5. sınıfa gidiyor ama şu anda bile doların kaç para olduğundan haberi var, bunu takip ediyor. Ayrıyetten işte ekonomik zamları takip ediyor. Yani onun bu yaşta ekonomik kaygısı olması yani kötü bir durum bence. Önce aslında onların gelecek kaygısını yok etmemiz lazım. Ondan sonra yani onlar için, Gazze için bir şeyler anlatılması lazım veya onun şu anda anlatılacağı yaş grubu biraz daha yüksek olması lazım diye düşünüyorum. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yeniköy köyünde tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Yeniköy göletinin de bulunduğu Yeniköy köyünde tarımsal alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bayramiç Orman İşletmesi'ne ait 4 arazöz ve Bayramiç Belediyesi'ne ait itfaiye aracı söndürme çalışmalarına katıldı. Havadan da 2 helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi. 1 hektarlık alan yandı. Alevlerin ormana sıçraması engellendi. Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yaklaşık 5500 yıllık geçmişe sahip Troya antik kenti kazılarında 3500 yıllık okucu ve aşık kemiğiyle bız olarak bilinen sivri uçlu kumaş ve deri delme aparatına ulaşıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve resmi kazıları 1870'li yıllarda başlayan pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'da çalışmalar 12 aylık dönemde sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve ana sponsor İçtaş AŞ'nin sağladığı imkanlarla yürütülen kazılardaki buluntular arkeologlara önemli ipuçları veriyor. Kazı Heyeti Başkanı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüstem Aslan, bu sene son Tunç Çağı Kalesi olarak adlandırdıkları prehistorik höyüğün içinde farklı alanlarda çalıştıklarını, bununla önceki kazılardaki bazı sorulara cevap verebilmeyi amaçladıklarını söyledi. Şu anda kazı yapılan yerde Troya 6 ve Troya 7 olarak tanımladıkları ve Homeros Troyası'yla ilişkilendirilen M.Ö. 1500-1600'lerde başlayıp 1200'lere kadar devam eden savunma duvarı ve saray yapılarının kronolojik ilişkilerini anlamayı ve spesifik olarak daha iyi tarihlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Aslan şu bilgileri verdi. Enteresan buluntular çıktı bu seneki kazılarda. Özellikle bir alanda kemik bızlar, kemik aletler ama bizim için ve Troya kazılarının önceki 19. yüzyıl Korkman dönemi kazılarında da hem tunçtan hem de kemikten bulduğumuz bulunan okuçları çıktı. Çok güzel, unik iki tane örnek okucu çıktı ve bunlar tabii hem av için hem savaş için kullanılıyor. Şöyle tarif edebiliriz. Okucunu görebiliyoruz. Bir şeyin okun ucuna takılarak kullanılıyor. Av ve savaşta bunların kullanıldığını biliyoruz. Çünkü arkeolojik kontekstleri yani tahribat tabakalarında da bu tür okuçlarına rastlayabiliyoruz. 2024 yılı Troya kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin destekleri, İçtaş'ın ana sponsorluğunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin destekleriyle devam ediyor. Bu seneki kazılarda biz Son Tunçağ Kalesi dediğimiz prehistorik höyüğün içinde farklı alanlarda çalışıyoruz. Ve çalışma amacımız da önceki kazılardaki bazı sorulara cevap verebilmek. Şu an kazı yapılan yerde bizim Troya 6, Troya 7 olarak tanımladığımız Homeros Troyası ile ilişkilendirilen M.Ö. yaklaşık 1500-1600'lerde başlayıp 1200'lere kadar yani son dönemine kadar devam eden mimari, savunma duvarı ve saray yapılarının kendi arasındaki tarihleme kronolojik ilişkilerini anlamayı amaçlıyoruz. Tarih daha spesifik, daha iyi tarihlendirmeyi amaçlıyoruz. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla deniz yoluyla Yunanistan ve İtalya ülkelerine kaçıran organizatörlere yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler tutuklandı. İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenleri para karşılığında yasa dışı yollarla deniz üzerinden Yunanistan ve İtalya ülkelerine kaçırdığı tespit edilen organizatörleri belirledi. 3 Eylül günü savcılık talimatıyla ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı baskınla 14 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalardaysa suçtan elde edilen 19.575 ABD doları, 9.590 euro ve 31.800 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde 35 yaşındaki kadının başından silahla vurularak ağır yaralandığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Güzellik uzmanı olduğu ve eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi kadını başından silahla vurarak kaçan 50 yaşındaki sevgilisinin aracı Hendek ilçesinde bulundu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş merkezi içerisinde bulunan daireden silah sesi duyan çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler Sehle G isimli 35 yaşındaki kadını silahla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralanan kadın yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaşanan olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İş merkezindeki dairesini hem iş yeri hem de ev olarak kullanan Sehle G ve sevgilisi olduğu öğrenilen SS arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma esnasında SS silahla Sehle G'yi başından vurarak olay yerinden kaçtı. Konuya ilişkin inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin aracını Hendek ilçesinde boş bir şekilde buldu. Eşinden boşandığı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen güzellik uzmanı Sehle G'nin hayati tehlikesini sürdüğü öğrenilirken ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kahramanmaraş'taki bir iş yerinde bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar yer aldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi. Deprem kentteki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Beyaz eşya satışı yapan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem anında bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar yer aldı. Yaşanan sarsıntının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'den ilk açıklama geldi. Vali Ünlüer, Pazarcık ilçemizde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha çalışmalarına devam etmektedir. Şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Kuyu 23 operasyonu sonucu 29 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Konbaşkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren iki ayrı organize suç örgütüne yönelik Kuyu 23 operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucu 2 adet uzun namlulu silah, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de bu yıl 1 milyar 675 milyon lira değerinde 3 ton 360 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyar 700 milyonluk gümrük kaçağı malzemenin ele geçirildiğini belirtti. Edirne Valisi Yunus Sezer bu sene yakalanan uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Edirne'de bu yıl içerisinde emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından önemli yakalamaların gerçekleştirildiğini belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 milyar 675 milyon lira değerinde 3 ton 360 kilogram uyuşturucu maddeyle 3 milyar 700 milyonluk gümrük kaçağı malzeme ele geçirildiğini duyurdu. Gümrüklerde ve gümrüklerin geri hattında uyuşturucuyla mücadele konusu. Bu da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle ben bu sene hem emniyet hem jandarma hem de özellikle gümrük muhafazamız tarafından yakalanan uyuşturucu miktarlarından bazılarını belirtmek istiyorum. Bunlardan esrar olarak 1 ton 720 kilogram geride bıraktığımız 8 ayda yakalanan sayı. Yine kokain olarak 505 kilogram kokain. Skunk dediğimiz uyuşturucu türeviyle ilgili 1 ton 22 kilogram. Eroin 38 kilogram. Kenevir bu sene 6 milyon 400 bin kök kenevir ele geçirildi ki bu da son derece Edirne açısından son derece yüksek bir miktar. Ekstazi 325 bin adet. Ve sentetik ecza da 33.160 adet yine sentetik ecza ele geçirildi. Yine gümrüklerden ve
Diğer geri hatta yakalanan bir de gümrük kaçağı malzemeler dediğimiz. Bunlardan 291 kilogram altın ele geçirildi ve araç, ota, yedek parçası, kaçak elektronik sigara, cep telefonu dahil olmak üzere yaklaşık değeri 1 milyar 632 milyon değerinde yine malzeme ele geçirilmiş durumda. Bunların tüm toplam maddi değeri 3 milyar 700 milyonluk bir gümrük kaçağı, malzeme ve yine altını da dahil edersek diğer konularda malzeme bedeli ele geçirilmiş durumda. Uyuşturucuyla mücadele konusunda bu sene 877 kişiye işlem yapıldığına değinen Vali Sezer, geçen yıla göre uyuşturucuyla mücadelede kişilere karşı %75 oranında artış olduğunu söyledi. Vali Sezer, asayiş konularıyla ilgili de çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Ağustos 4 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda aranan 77 şahıs yakalandı. Bunlardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 77 şahıstan 25'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise gerekli işlemler yapıldı. Jandarma, bölgede güvenliği sağlama ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye'de kürek branşında düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 23 yaş altı Avrupa Kürek Şampiyonası Edirne'de Meriç Nehri'nde kurulan parkurda başladı. Parkurun oluşturulmasıyla birlikte büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışmalara başladıklarını anımsatan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 27 ülkenin oyuyla İtalya ve Almanya'yı geride bırakarak şampiyonanın burada olması için oylamayı kazandık. Çok zorlu bir süreçti. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz dedi. Uzun süreç aslında tabii basın toplantısında da anlattığımız gibi bu parkurun yapımıyla başladı. Adaylığımız 27 ülkenin oyu İtalya ve Almanya'yı geride bırakarak buradaki yarışın burada olması için oylamada kazandık. Ve bugün buradayız. Böyle bir iki cümlede anlatınca kolay bir süreç gibi oluyor ama gerçekten zorlu oldu. Şu an bugün yarışlarımızın ilk günü. Dün 6.30'da Vali Bey'in de katılımıyla açılış törenimizi yaptık. Resmi olarak Avrupa Şampiyonası dün 6.30'dan sonra bayrak çekildi ve Türkiye'de başlamış oldu. Bayrağımızı seneye nerede yapılacaksa oraya devredeceğiz. Bundan sonra bir devir teslim törenimiz olacak. Bugün eleme ve sıralama yarışları var. 6 parkur üstünden yapılıyor yarışlarımız. 6'dan fazla katılım olan ülkeli yarışlarda eleme yarışları oluyor. Akşam yarı finalleri olacak. Akşam seansında ve 6 parkurdan daha az katılım olan yarışlarda ise sıralama yarışları oluyor. Yani bütün finallerimiz yarın olacak. Madalya töreni ve yarış şeklinde. Her yarıştan sonra madalya verilerek bir madalya töreni, bir yarış şeklinde program ilerliyor. Yarın yine sabah 9'da burada başlayıp 27'ye ülkemizin muhteşem mücadelesini izleyebileceğiz. Kırklareli'nde süt üretim işletmesi elektrik ihtiyacını devlet desteğiyle kurduğu güneş enerji santralinden karşılıyor. Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde günlük 17 ton sütün üretildiği tesisin yetkilileri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güneş Enerji Sistemi projesi kapsamında hibe desteğinden yararlanarak enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için çalışma başlattı. İşletme 2022 yılında tesisin çatısına 1200 panelden oluşan devlet destekli güneş enerjisi sistemi kurdu. İşletme sahibi Ahmet Karakaya son yıllarda elektrik maliyetlerinin artması üzerine yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini söyledi. Güneş enerjisi santrali sayesinde 2 yıldır elektrik giderlerinin olmadığını belirten Karakaya, yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarına işaret etti. Elektrik maliyetleri çok arttı. Türkiye'de de üretim başladıktan sonra 2,5 sene evvel tekrar bu işi kurmaya niyetlendik. Yani 5 milyon liraya kurduk ve 3 senedir şu anda kendini amorti edecek durumda. 1200 panel var. Toplam kurulu şeyimiz senelik 500 bin kilovat. Kışın üretim düşüyor. Biz idareye para ödüyoruz.
Ama yazın onlar bize para ödüyor. Aşağı yukarı bizim ihtiyacımızın tamamını karşılıyor. Mesela geçen sene 1 milyon 800 bin lira yerine 10-73 bin lira gibi bir para ödedik toplamda. Kendisi 3 sene de amorti ediyor. Tahmin ediyorum 20 ile 25 sene üzerinde kullanma ömrü var. 17 sene ile 22 sene arası bize bir artı katma değer katıyor. Hibe'den 1,5 milyon TL'sini hibe aldık. 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği tarafından 4 Eylül akşamı düzenlenen Beşiktaşlılar Gecesi'nde 3 imzalı forma satışı ve bağışlardan elde edilen 1 milyon TL'lik gelirle hem geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan orman yangınlarında kaybettiğimiz ağaçlarımızın yerine fidan dikilip Beşiktaş Hatıra Ormanı oluşturulacak hem de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne alınacak olan MR cihazına destek olunacak. 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ablak ve Yönetim Kurulu üyelerinin bir otelde düzenlediği gece büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Geceye Çanakkale'den Beşiktaş gönüllülerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da isimler katıldı. Geceye katılanlar arasında Beşiktaş Dernekler Sorumlusu Kadir Kılıç, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Affan Keçici, TÜFAT Başkanı Mustafa Mete Ertem, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, ÇOMÜ Rektörü Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Başhekimi İbrahim Erenpek, eski Beşiktaşlı futbolcu Okan Koç ve birçok isim yer aldı. 1200 davetlinin katıldığı gece anlamlı bir açık artırmaya da sahne oldu. Üç adet imzalı Beşiktaş forması açık arttırmayla satışa sunuldu. Formaların bir tanesi geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan orman yangınlarında kaybettiğimiz ağaçlarımızın yerine fidan dikilip Beşiktaş Hatıra Ormanı projesine destek amaçlı satışa sunuldu. İki adet formaysa Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne alınacak olan MR cihazına destek amacıyla satıldı. Üç forma satışından ve davetlilerin bağışlarından toplamda 1 milyon TL destek sağlandı. Gecede sevilen müzik grubu Ayna sahne alarak coşku dolu anlar yaşattı. Değerli izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde bizler burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. İyi akşamlar.